Merhaba dostlar, Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Reader Teknoloji Sanayi Hisse Senedi'nin öncelikle kap haberlerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda daha sonra teknik analizine geçiş yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Dostlar 18.52'den itibaren gelen 4 tane kap haberimiz var. Sırasıyla bunları yorumlayacağız. Öncelikle Bağımsız Denetim Kurulu şu belirlemesi ilgili gelen bir kap haberimiz var. Sermaye Kanunu'nun falanca numaralı sayılı kanunla ilgili olarak arkadaşlar şirketimizin 2023 hesap dönemindeki finansal tabloların bağımsız denetime tabi tutulması ile ilgili olarak finansal eksen bağımsız denetim Anonim şirketine bağımsız denetim kuruluşu olarak yani dışarıdan hizmet alıyorlar arkadaşlar. Daha sonra bu aldıkları hizmet şirketi mali yapısını denetlemek için yapılacak bir faaliyet olarak karşımıza çıkartmışlar. Normalde şirketlerde olan durumlarda dostlar. Sıradaki haberimize gelelim. Özel kap haberi var arkadaşlar. Buradaki kap haberimiz ise Şirketin arkadaşlar özellikle daha önce yani ikinci ayın altısında bu sene meydana gelen depremle ilgili olarak yapılan bağışlarla alakalı mevzu ve bu bağışın daha sonra yine devam etmesi yani bundan sonraki bağışlarla ilgili ve yardımlarla ilgili üst sınırın 2023 yılı için yani bu yıl için 500 bin lira olarak bir tavan fiyat olarak belirlemişler dostlar. Sıradaki haberimize geliyoruz. Kar payı dağıtımla ilgili bir haberimiz var. Kar pay dağıtma ile ilgili bir e, görüşme yapılmış anladığımız kadarıyla buradaki okuduğumuza göre ancak bir karar alınmamış. Yani bir herhangi bir e, bedelsiz bölünme, kar payı yani temettü ve, vesaire gibi bir şey verilmeyecek. Ancak şirket şöyle bir karar almış bir sermayesinde biriken para var arkadaşlar. Bunu kar payı vermek yerine %5'ini tekamül eden 5.9 küsür milyarlık bir oranı yedek akçeye ayırmışlar. Kalanı ise bilançoya aktarma yapmışlar. Ya Daha doğrusu şirketi güçlendirmek için arkadaşlar. Böyle bir durumla karşımıza çıkartmışlar. Son olarak saat 7-8 geçe gelen bir kap haberi var. Gelen kap haberi de şöyle yazıyor arkadaşlar. Aralık'ın 22'sinde dostlar bir genel kurul toplantısı yapılacakmış. Bu yine şirket merkezi olan Samsun elimize gerçekleşecek ve burada toplantıda gündem maddeleri yazıyor arkadaşlar. Bilanço ile ilgili ve finansal tablolar, bilançolar var, yönetim kurulu faaliyetleriyle ilgili, gerçekleşecek taraflarla ilgili yatırımlar vesaire bütün maddeleri yani 15 tane madde olarak belirtmişler ve bize burada da yine ek dosyalar olarak metni, bilgilendirme dokümanı, vekaletnameler, gündemler var. Bu dosyaları dilerseniz tabii ki giren arkadaşlar daha ayrıntısını isterlerse şuradaki tuşa basıp buradan dosyalar indirip isterlerse elde edebilirler. Değerli arkadaşlar şimdi burada KAP haberlerinde gayet güzel şirketin şeffaf bir yapısı olduğunu açıkçası karşımıza çıkartıyor. Gerek Şirketin maddi durumlar, varlıklarla ilgili dün yapılan kaplar da var arkadaşlar ve burada yeni bir arge yapılması yine Samsung'da bir cihaz elektronik cihazlar alınması ile alakalı mevzular da var. Bunlar daha fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz teknik analizimize geçiş yapalım. Değerli dostlar teknik analize daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Daha önce biz zaten bununla ilgili analizlerimizi yapmıştık arkadaşlar bu şirketin yani hissemizin %28'lik bir noktaya kadar kar getireceğini daha önce bu noktalardaki dile getirmiştik. Bunu açıkçası yaptı. Özellikle şirketin şu anda bizim yeni bir arge kurulması, arkadaşlar başka sistemler yerine getirmesi, attığı adımlar vesaire bunlar da tabii ki ister istemez hisse senedimize yani kağıdımızın değerine etki yapıyor. Ancak bugünkü kapanışımız %1.76 bence normal bir kapanış özellikle e, endeksin öğleden sonra arkadaşlar kapanışa doğru geri çekmesiyle alakalı olarak birçok e, genel olarak şirketlerde e, geri çekilmeler düş, düşmeler ve kapanışlar gerçekleşti ama buna nazaran bilir hisse senedimizde fazla bir kapanış yani düşme söz konusu olmadı şimdi buradan şunu çıkartabiliriz bizim şirketimiz 27.74 devresinde güçlü bir destek haline geldi arkadaşlar tavan desteği diyebiliriz ve buradaki yapıya baktığımız zaman şirketimizin Kanal içerisinde aslında bir yapıya yavaş yavaş oturmaya çalışıyor. Özellikle 27-78 ile arkadaşlar 30 seviyeler arasında bir kanal yapmaya çalışıyor. Ama şirketimizin baktığımız zaman hissemizin artışı gerçekten de güzel bir hale aldı. Özellikle yükselen trendin dışına atsa bile hissemiz daha aşağı doğru inmeleri görmedi. Yani bunu önümüzdeki günlerde görebilir mi? Buna bir bakacağız az, az sonra bizim indikatörlerimize baz alarak. Ama şirketimizin normalde yapısına baktığımız zaman hissemizin gerçekten de güzel bir hareketler devam ediyor arkadaşlar. Biz daha önce dedik ki bu şirketimizin hissemizin artışları devam edebilir. Daha da yukarıda 30'lar olabilir demiştik ve yine de bu 30'lara doğru gitme ihtimali söz konusu. Özellikle bizim buradaki 27-74'ün güzel bir iğneler atıp geri çekmeler, yukarıda atmaları Güzel hareketler karşımıza çıkartıyor. Şimdi bir aşağıdaki bizim makti RSI'mize bakalım arkadaşlar. Şimdi burada RSI tarafımız günlük bazda baktığımız zaman bir artık boynunu yavaş yavaş büyüktüğünü görebiliyoruz burada. Ya Buradaki boynunu bükmesinin de sebebi de, 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 denemesi daha doğrusu sistemimizin aşağı doğru inme ihtimalini söz konusu olacaktır. Eğer ki bu inişler yarınki kapanışta da aynı şekilde devam ederse önümüzdeki hafta inişlerin sürdürülebilirliğini gözler önüne serebiliriz. Özellikle ilk kırılma noktası olan 1.92'ye kadar bir RSI çekilmesi olabilir. Tabii ki bunu makteyemizde de aynı şekilde görüyorsunuz. Yavaş yavaş basamaklar olarak negatife doğru çekebiliyor. Ama burada panik yapacak bir durum yok. Çünkü de pozitif tarafta. Henüz bir kırılma yok. Henüz bir negatife gelen bir makteyemiz yok arkadaşlar. Şimdi bunu bir 4 saatlik bakmak istiyorum. 4 saatlik baktığımız zaman şimdi RSI'miz kırmış durumda. Yani bizim negatif tarafımızda RSI'miz artık şu noktadan itibaren bir kırılma yapmış. Aşağı doğru çekiyor arkadaşlar. Bizim burada daha önce RSI'mize 1.92, 1.42, 1.1 seviyelerin dile getirmişim ki bunları açtı aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Peki nereye kadar gelebilir? Tabii ki bundan sonra eğer in, yarınki kapanışımızda negatif tarafta bir kapanmış olursa aşağı doğru önümüzdeki haftada devam etme ihtimali söz konusudur. Keza MACD'miz de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir tepe noktası oluşturmuş ve tekrardan çekmiş. Tekrar bir tepe noktası oluşturma e, olayını karşımıza getiriyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki haftada yine bu RSI tarafında bir inişleri görebiliriz. 4 saatlik modda konuşuyoruz. Şimdi günlük baza gelelim tekrardan. Günlük baza geldiğimiz zaman değil dostlar. Öncelikle bizim inişlerimizde eğer devam ederse yarın da veya daha sonra 27-74 bizim ilk önce baz alacağımız destek noktamız o. Bunun üzerinde altında bir kapanışlar yaparsa 25-38'e kadar bir çekmeleri e, düşünelim arkadaşlar. Yani buraya kadar bir inmeler söz konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi burayı kırarsa yani bizim 27-74'ü kırarsa kapanışlar yaparsa ondan sonra 25 seviyeleri düşünebiliriz arkadaşlar. ama yukarı doğru atmaları yani buradan bir inse de tekrar doğru yukarı doğru atmaları yaparsa 30'lu seviyelerin üzerinde özellikle bizim şu noktamız itibariyle iğne attığımız nokta bir boy üzerinde 31-32 seviyesine kadar tekrardan bir yukarıya belki yarın olmazsa bile önümüzdeki hafta içerisinde bunları deneyeceğini düşünebiliriz. Değerli arkadaşlar sizlere Reader Teknoloji'nin öncelikle kap haberlerini yorumladık. Arkasından da teknik analizini ele almaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. iyi akşamlar.